İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol kesen anı demiyor. Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine, özellikle sabrı cemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları ve makamları âli, sevgililer sevgilisi peygamberimize komşu. Ve bu yola böyle inandık, başımızı da böyle koyduk ve böyle de yürüyeceğiz. Milletimize sürekli karamsarlık zerk eden felaket tallallarına aldırmadan hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılıyla taçlandırıncaya kadar inşallah durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Çünkü biz tüm kalbimizde şuna inanıyoruz. Tarihe mührünü, günü kurtarma peşinde koşanlar değil, geleceği görerek uzun vadeli plan yapanlar vurabilir. İş yerine laf üretenlerden ülkeye ve millete hayır gelmez. Son 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk. Baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden 5. kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu haillerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz. Burada sizlerin vasıtasıyla bir gerçeği tekrar ifade etmek istiyorum. Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye artık geride kalmıştır. Terör saldırılarıyla milletimizi bölme planlarının raf ömrü tükenmiştir. Türk'ü, Kürd'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünnisiyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine, aramıza nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyiz. Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti aktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz. Terörle bizi yıldıracaklarını, özellikle bu vehme kapılanlara ise şu ikazı yapmakta fayda görüyorum. Son 21 yılda
Her şeyi denediniz. Her yola başvurdunuz. Fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Değerli kardeşlerim, Türkiye yüzyılının inşasına da Allah'ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz. Emellerinizi biliyoruz. Kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, 3-5 oy alacağız diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste terörist dememek için 40 takla atan, 40 farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bu akşam gençlerimizle bir araya geldiğimizde tüm bu konuları çok daha ayrıntılı, çok daha açık yüreklilikle konuşma fırsatı bulacağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize Mevla'dan acil şifalar diliyorum. Hudutlarımız içerisinde ve sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına buradan tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle açılış gururunu yaşadığımız Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci pistinin şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine